Merhaba, sporun not defteriyle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıklar. Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılma isteği sürüyor. Yönetimle yıldız futbolcu arasındaki görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. Kulüp Quaresma'ya alacaklarının ancak yarısını verebileceğini iletti. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için büyük avantaj yakaladı. Sarı Kırmızılılar çeyrek final turunun ilk maçında Hatay Spor'u 2-0 yendi. Gollerin birini Feghouli, diğerini yeni transfer Luyendama kaydetti. Emiliano Sala'yı taşıyan ve Manş Denizi'ne düşen uçaktan bir ceset çıkarıldı. Ancak cansız bedenin pilota mı yoksa Sala'ya mı ait olduğu henüz bilinmiyor. Ve İspanya'da ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid karşılaştı. Kral Kupası yarı finalindeki maç 1-1 bitti. Final biletinin sahibi Santiago Bernabeu da belli olacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma belirsizliği devam ediyor. Siyah beyaz yönetimle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Portekizli oyuncu sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalabilir. Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalma ihtimali her geçen gün artıyor. Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ve yönetimle görüşmelere başlayan Portekizli futbolcu henüz sonuca ulaşamadı. Geçmiş döneme ait yaklaşık 1.4 milyon euro tutarındaki alacaklarının tamamını talep eden Quaresma, yapılacak ödemenin ardından sözleşmesini feshetmek istiyor. Yönetim kurulu, Portekizli futbolcudan bonservis geliri elde edemeyeceği için bu talebi geri çevirdi. Sözleşme feshinin alacaklarının yarısı karşılığında gerçekleşebileceğini Quaresma'ya aktaran siyah beyazlar, 35 yaşındaki oyuncunun cevabını bekliyor. Anlaşma sağlanamaması halinde Beşiktaş'ta 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma, sezon sonuna kadar kariyerine siyah beyazlarda devam edecek. Yönetim kuruluyla görüşmeleri sürerken takımla antrenmanlara devam eden Quaresma, kart cezası nedeniyle bu hafta oynanacak Bursa Spor maçı kadrosunda da yer almayacak. Beşiktaş'ta dün bir ayrılık yaşandı. Siyah beyazlı takımın yardımcı antrenörü İlhan Mansız görevinden ayrıldı. Sezon başında Guti ile birlikte yardımcı antrenör olarak teknik heyete dahil olan Mansız, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevini bırakma kararı aldı. İlhan Mansız'ın yerine yeni bir antrenörle anlaşmayı düşünmeyen siyah beyazlılar da teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını Guti ve Şeref Çiçek yürütecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Spor Toto 1. Lig ekibi Hatay Spor'u konuk etti. Türk Telekom stadındaki maçı Sarı Kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Christian Luyendama ve 90. dakikada Sofyan Feghouli kaydetti. Sarı Kırmızılıların yeni transferi Kongolu stoper Luyendama, Türk Telekom stadındaki ilk maçında gol sevinci yaşadı. Hatay Spor'un kalecisi Ömer Alıcı ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle 41. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle takımının başında yer almadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim 94 yaşında hayata veda etti. Başarılı çalıştırıcı için Talat Terim gerçek bir idoldü. Fatih Terim, Türk futbol tarihinin önemli simgelerinden biri. Futbola gönül vermiş birçok gencin rol modeli olan Fatih Terim'in idolü ise babası Talat Terim'di. Başarılı teknik adam Nebil Özgentürk'ün Adanalı Efsane Fatih Terim adlı belgeselinde babasını işte böyle anlatmıştı. Benim idol aramama da gerek yok. Babam benim için bu konuda çok önemli bir idoldür benim için. Engelli, bir ayağı engelli olmasına rağmen bizi kimseye muhtaç etmemiş. Düzgünlüğü, dürüstlüğü öğretmiş. Önümdeyi zaten bir örnekti benim. 9 yaşında yanlış tedavi sonucu bir bacağını kaybeden baba Terim, Adana'da ailesini geçindirmek için seyyar satıcılık ve kunduracılık gibi birçok işte çalıştı. Fatih Terim aynı belgeselde o dönemlerden de bahsetmişti. O devirde bir ayağınız mağdur olacak ama ailenizi hiç kimseye muhtaç olmadan, açmadan, her türlü işi deneyerek ailenizi geçindireceksiniz. O normal bir şekilde değil ama kimseye muhtaç olma, bu çok büyük bir başarı. Talat Terim 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Adana Demirspor'da yıldızı parlayan Fatih Terim, efsane futbolcu Metin Oktay'ın yoğun çabası sonucu Galatasaray'a transfer olmuştu. Teknik direktörlük kariyerine sırasıyla Ankaragücü ve Göztepe'yi çalıştırarak başlayan Terim,
Galatasaray'ın başına 4, milli takımın başına 3 kez geçti. 7 lig şampiyonluğunu kazanan İmparator lakaplı Fatih Terim'in kulüpler bazında yaşattığı en büyük sevinç ise şüphesiz 2000 yılındaki UEFA Kupası'ydı. Milli takımda da ilklere imza atan Fatih Terim, 1996 yılında Ay Yıldızlı ekibi Avrupa Şampiyonası'na götürmüş, 2008 yılında da Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın yarı final oynamasını sağlamıştı. Talat Terim'in cenazesi bugün Adana Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak. Cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Bu bilgiyi de vermiş olalım. İstanbul'da özellikle Galatasaraylılar için özel bir gün yaşandı. Sarı Kırmızılıların 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nin kupası sergilendi. Etkinliğe Hakan Ünsal ve Ergün Pembe de katıldı. O kupa bir kez daha İstanbul'da. UEFA Avrupa Ligi'nin kupası Bakü'deki final öncesi İstanbul'da sergilendi. Etkinlikte 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın önemli isimlerinden Ergün Pembe ve Hakan Ünsal da vardı. 19 yıldır görmediğimiz bir arkadaşımızı, abimizi görmüş olduk. Kendisi hem çok karizmatik hem de değerlidir. Ağır abimizdir. Dokundukça işin açısı Parkensiz adına gidiyoruz. O yaşadıklarımızı tekrar yaşıyoruz. O takımın bir parçası olmaktan ki o takım dünyanın bir numaralı takımı oldu o dönem. Hakikaten büyük gurur duyduk. Bir gün tekrar Türkiye'ye gelmesi ziyaret için değil, futbolcuların ellerinde gelmesi tabii ki isteğimiz, umudumuz. O gün çok özel bir gündü. Bugün de çok özel bir gün bizim için. Bugün dışarıda tanınıyorsak bu kupanın çok önemi olduğunu düşünüyorum. Özellikle de o efsane kadronun bir parçası olduğum için de kendimle gurur duyuyorum. İki takımımız UEFA'da kardeşlik Azerbaycan'da yapılacak. Ne olur ne biter tabii ki bilmiyoruz. Ama kupanın olduğu yerde her zaman Galatasaray takımı vardır. Gidebildiği yere kadar gidecektir. Devre arası yaptığı transferlerle de çok daha farklı bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Galatasaray 1999-2000 sezonunda önce Şampiyonlar Ligi, ardından UEFA Kupası'nda mücadele etmiş, sırasıyla Bologna, Borussia Dortmund, Real Mallorca ve Leeds United'ı yenerek finale kadar yükselmişti. Kopenhag'daki finalde rakip İngilizler ve Arsenal'di. 120 dakika boyunca eşitlik bozulmazken penaltı vuruşlarına geçildi. Nefes kesen dakikaların ardından zafer Galatasaray'ın oldu. Galatasaray İstanbul holt den ersten. Şimdi bu kupa 29 Mayıs'ta oynanacak finalde yeni sahibini bulacak. Gazeteler var sırada. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Aslan'a kupa terapisi başlığıyla Galatasaray'ın dünkü maçından öne çıkan haberler var. Alanyaspor beraberliğiyle lig yarışında yer alan Cimbom hocası Terim'in baba acısı yaşadığı günün akşamında aldığı galibiyetle zorlu Trabzon sınavı öncesi moral buldu. Feghouli'nin açıklamaları da hocamıza armağan olsun şeklindeydi maçın ardından. Kasımpaşa'nın kupada oynadığı maçta Cagne 5 maçlık kırmızı kart cezası almıştı. Ve bu maçla dün cezasını bitirdi. Cagne hafta sonu forma giymesi bekleniyor Trabzon maçında. Devam edeceğiz Milliyet gazetesiyle. Milliyet gazetesinde de bir ihtimal daha var başlığıyla Beşiktaş'la ilgili haberler var. Sol kanat Kagawa'nın başlığıyla teknik direktör Şenol Güneş'in Bursaspor karşılaşmasına Caner Erkin'in yerine hücum hattının sol kanadında Japon Yıldız'a ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Bir ihtimal daha var başlığı altındaki haberlerse Quaresma ile ilgili. Portekiz oyuncunun menajerleri kulüp arayışlarına devam ederken teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığa sıcak bakmadığı belirlendi. Quaresma ile görüşen deneyimli hocanın burada kalacak gibi çalışmalarını aksatmaman çok güzel fakat kariyerinle ilgili kararı bir an önce vermelisin. Ben kalmanı çok isterim dediği ifade edildi. Ve hafta sonunda Bursaspor'la cumartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak siyah beyazlarında Bursa mesaisi sürüyor başlığı altında antrenmanlarından fotoğraf karesi yer alıyor gazetenin bu sayfasında. Ve Fanatik gazetesindeyiz. Fanatik gazetesinde de Fenerbahçe ile ilgili haberler var. Esas macera başlıyor.
başlığı altında haberler. 8 Şubat Cuma günü Kayseri Fenerbahçe, 12 Şubat Salı günü Fenerbahçe Zenit, 16 Şubat Cumartesi Fenerbahçe Konyaspor, 21 Şubat Zenit Fenerbahçe ve 25 Şubat Pazartesi Beşiktaş Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sarı lacivertlerin maç trafiğiyle ilgili haberler gazeteye yansımış. Üst üste alınan galibiyetler Samandıra'da keyifleri yerine getirdi deniyor. Antrenmandan keyifli bir fotoğraf karesiyle gazetenin sayfasına yansımış. Manchester City Premier Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Guardiola'nın ekibi Everton'ı 2 golle geçti. İngiltere Premier Lig'inde Manchester City Goodison Park'ta Everton deplasmanında Leroy Sané sert vurdu, dışarıya gitti. İlkay'ın korneri, Leroy Sané vurdu, dışarıya gitti. Laporte bomboş pozisyonda 6 pas çizgisi üzerinde kafayı dışarıya vurdu. Fernandinho, Leroy Sané rakibin önüne aldı. David Silva ceza sahası içerisinde. İlkay'ın şutu direkten döndü. İkinci pozisyon Kurt Zuma tehlikeyi savuşturuyor. Önemli bir pozisyon. İlkay zor pozisyonda iyi vurdu ama top direkten döndü. Zuma uzaklaştıramadı. İlkay yerde. Hakeme bakıyoruz. Craig Pevson devam dedi. Fernandinho ile atak devam ediyor. Yine Sané'yi buldu. Sané bıraktı. Harika bir kurtarış ama öncesinde bayrak kalktı. David Silva'dan önce offside bayrağı havada Leroy Sané için. Yine de Pickford'un kurtarışı görülmeye değer. Ceza sahasına gönderilen top. David Silva ortaladı. Laporte vurdu. Bu kez golü attı. Çok güzel bir kafa golü geliyor Laporte'dan. Bir organizasyon var. Bir fake var. Savunmanın konsantrasyonu dağılıyor. Laporte David Silva'nın ortasına çok güzel bir kafa vuruşu yaptı ve ilk yarının sonunda 45. dakikada 1-0 öne geçirdi konuk ekip Manchester City'yi. Ceza sahasında havalanan top, Pickford çıkıyor. İkinci müdahale, Agüero'nun röveşatası dışarıya gitti. İlkay ortaladı. Silva kaleci Pickford'un önünde perdelemeyi yaptı. Boşta kalan top dışarıya gitti. İkinci yarıda Cenk Tosun da oyunda. 80. dakikada Theo Walcott'un yerine girdi. Son dakikalar Gabriel Jesus ikinci pozisyonda gol atıyor. Gabriel Jesus. Manchester City Goodison Park'ta Everton deplasmanında çok kritik bir 3 puan alıyor. İspanya Kral Kupası'ndaysa El Clasico heyecanı yaşanıyor. Yarı final ilk maçında kazanan çıkmadı. Nou Camp'taki maçta konuk takım Real Madrid 6. dakikada Vázquez'in golüyle öne geçti. Barcelona Malcom'un 57'de attığı golle skora dengeyi getirdi. Katalan ekibi maçta üstün olsa da öne geçmeyi başaramadı. İspanya Kral Kupası'nda final biletinin sahibi 27 Şubat'ta Santiago Bernabéu'da oynanacak rövanş maçıyla belli olacak. Ezeli rakipler rövanş maçından 3 gün sonra da La Liga'da karşılaşacak. Almanya Kupası'ndaysa 3. tur maçları oynanıyor. Bayern Münih, Hertha Berlin'e konuk olduğu maçı zor da olsa kazanmayı başardı ve tur atladı. Bayern Münih, Hertha hücumu. Ceza sahası ön çizgisinde bir şut ve gol. Çok güzel bir gol. 3. dakikada 1-0 öne geçti Hertha Berlin. Mittelstadt ev sahibini 1-0 öne geçirdi ama Bayern Münih de bu gole cevabı çok güzel bir vuruşla Serge Gnabry veriyor. Gnabry'nin golü. 1-1'lik eşitlik var maçta. İkinci yarının ilk dakikaları yine Gnabry 2-1. Bayern Münih 2-1 üstünlüğe ulaştı ikinci yarının hemen başında. 67. dakikada büyük bir defans hatası, dar açıdan topu ağlara gönderen Deviselke. Hummels büyük bir hata yapıyor. Böyle tecrübeli, başarılı bir futbolcudan beklenmeyecek bir hata. Uzatmalara geçiyoruz. Boşta kalan top Lewandowski kale sahası içine aşırtıyor ve gol. Kingsley Coman kendisinden beklenmeyen kafa gollerinden birini atıyor. Bayern Münih tur atlıyor.
Şimdi İskoçya Ligi'nden 6 gollü bir maç ekrana getireceğiz. Steven Gerrard'ın Rangers'ı Aberdeen'i 4-2 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. İskoçya Premier Ligi'nde Aberdeen ile Rangers karşılaşıyor. Rangers bu maça başlamadan önce Celtic'in 9 puan gerisinde. Kazanmaktan başka çaresi yok Rangers'ın ve maçın 20. dakikasında Morelos'un bu golüyle konuk Rangers 1-0 öne geçti. Alfredo Morelos boş kaleye topu gönderdi. 31. dakika içerisindeyiz. Ceza sahası içinde savunmadan sekti, topu önünde bulan Cosgrove, Sam Cosgrove 1-1 yaptı durumu. Aberdeen 3. sırada, Rangers'la arasında 2 puanlık fark var bu maçtan önce. Yukarılara tırmanma açısından onlar için de çok kritik ama Morelos çok güzel bir plase bırakıyor. Morelos 2-1 yaptı. Rangers bir kez daha önde. Kaleci Joe Lewis yapacak hiçbir şey yok. Karar penaltı. El havada top ele çarpıyor. Karar penaltı. Ve 3-1. James Tavernier 3-1 yaptı. Bir penaltı kararı daha. Bobby Madden bu maçta ikinci kez beyaz noktayı gösteriyor. Net bir penaltı. İlk golün sahibi Cosgrove bu kez penaltı noktasından ağları sarstı. Farkı 1'e indirdi. Bir gerginlik, iki futbolcu yerde. Hakem Madden çok dikkatli, kırmızı kartına başvuruyor. Morelos ve Scott McKenna kırmızı kartla oyun dışında kalan iki futbolcu oluyor. 90+4'ün içindeyiz. Rangers'ı rahatlatan golü Jermaine Defoe atıyor. Premier Lig'den İskoçya'ya geldi. Golünü attı. Gerrard görüntüde kazanan Rangers. Ocak'ta Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi'ne düşmüştü. Enkazdan bir ceset çıkarıldı ancak cesedin Sala'ya mı yoksa pilota mı ait olduğu bilinmiyor. Çalışmayı yürüten yetkilileri cesedin çıkarılma işleminin mümkün olduğunca insan onuruna en uygun şekilde yapıldığını kaydetti. Durum ailelerde haber verildi. Fransa'nın Nant kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak Manş Denizi üzerinde kaybolmuş. Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü basketbol gösterici takımı Harlem yeni rekorlara imza attı. Ekibin Guinness Rekorlar kitabındaki toplam rekor sayısı 21 oldu. Basketbolla şovu bir araya getiren Harlem Globetrotters bir günde 4 rekora imza attı. Takımın yıldız isimlerinden Bull Bullard yaklaşık 18 metreden potaya sırtı dönük basket attı. Ardından Zeus McClarkin bir dakika içinde gözleri bağlı bir şekilde 5 smaç yaptı. Grubun ilk kadın üyesi Cheryl George ise bacak arası taklayla 32 kez topu sürdü. Takım halinde ise bir dakika içinde 28 kez trambolinli smaç yaparak yeni rekorun sahibi oldular. Guinness Rekorlar kitabındaki toplam rekor sayısını 21'e çıkaran Harlem Globetrotters'ın gösterilerini sürdürdüğü dünya turu devam ediyor. Son olarak günün öne çıkan 3 maçının oranlarını getireceğiz ekrana. Zira Türkiye Kupası'nda Akhisar Spor Kasımpaşa maçında ev sahibi galibiyetine 2.50, konuk takım galibiyetine 2.10, beraberliğe 3 oran verilmiş. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55 olarak belirlenmiş.
Euroleague'de Anadolu Efes Gran Canaria karşısında 13 veya üzerinde bir farkla kazanırsa galip sayılacak. Toplam sayı limiti 167,5 olarak belirlenmiş. Ve Real Betis Valencia maçında ev sahibi galibiyetine 2.10, konuk takım galibiyetine 2.70, beraberliğe 2.80 oran verilmiş, alt oranı 1.60, üst oranı 1.75 olarak belirlenmiş. Spordaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz ama sporu not defterini noktalıyoruz. Şimdilik hoşça kalın.